derbi, Son karardan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe Alanyaspor önünde 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı ve şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puanı bıraktı. Fırat Aydınus'la birlikte bu maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendireceğiz hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir haftanın şu ana kadar oynanan maçlarında alınan sonuçları ekranlara getirelim. Sonrasında Fenerbahçe Alanyaspor maçının detaylarına bakacağız. Puan durumunu hatırlatacağız ve ardından hemen maç değerlendirmesi ve pozisyonlara başlayacağız. Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Bugün yine oldukça heyecanlı maçlar oynandı. Haftanın programı ekranlara geliyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe Alanya Spor'la 2-2 berabere kalırken Konya Spor Ankara gücünü 1-0 mağlup etti. Bu maça da değineceğiz. İstanbul Spor Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi 3-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlanırken Sivas Spor Çaykuze 1-0 yendi pazar gününün fiksüründe bir puan durumunu ekranlara getirelim. Sevgili Barış'tan rica edeyim. 66 puan Galatasaray zirvede. 2 puan farklı Fenerbahçe 64 puan. Ve ikinci sırada Beşiktaş'ın 39 puanı var. Bir maç eksiğiyle Kasımpaşa 4. sıraya kadar yükseldi. 38 puana sahip. Trabzonspor yine bir maç eksik. 37 puanda. Düşme hattına da hemen bir bakalım. Düşme hattında İstanbul Spor, Konya Spor, Spor ve Samsun Spor yer alıyor. Ama... E... 10. sıraya kadar belki de düşme stresini yaşayan takımlar var. Adana Demirspor, meykan Ankara Gücü, Hatay dahil olmak üzere. Peki Fenerbahçe Alanya Spor maçının detaylarına hemen bakalım. Ardından çok çok merak edilen pozisyonlar Fırat hocamızın değerlendirmelerini ekranlara getireceğiz. Fenerbahçe Alanya Spor önünde Tam 55 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. 25 şut çekti ama sağdan 2-2'lik beraberlikte ayrıldı. Angolalı Antonio Augusto öne geçirdi Alanya Sporu. 49 penaltı Dushan Tadic 1-1. 59 Edin Ceko 2-1 öne geçti Fenerbahçe ama 63'te yine Antonio Augusto sahne aldı. Ve Alanya Spor'un ikinci golünü kaydetti. Kendisinin ikinci golüyle birlikte maçta bu sonuçla sona erdi. Maçın hakemi Çağdaş Altay'dı sevgili seyirciler. Hocam bir genel maç değerlendirmesi rica edelim sizlerden. Vallahi Fenerbahçe yine ön alan baskısıyla başladı ama e, hiç böyle bir Alanya beklenmiyordu. E, blokları kapayan e, Tadiş'e ve Cengiz'e e, o pas trafiğini engelleyen hatta Fenerbahçe'nin ilk yedi golden sonra e, ceza sahasından dışından şut atma e, sına yönelen o kanatları efektif kullanamadığı için e, golden sonra daha ilk yarıdan Fenerbahçe'de bir panik havası başladı. E, şöyle söyleyeyim yani ikinci yarı değişiklikler e, baskıyla işte penaltı ve ikinci golü getirdi. Hemen akabinde hani 1-0 mağlupken o ikinci golü yesen normal karşılanır ama 2-1 galipken hemen akabinde o ikinci golü yemesi. Hani Fenerbahçe'de böyle bir hani bir panik havası vardı. E, hiç beklenmeyen. Yani Allianz Spor belki de ee, bir hazine. Çünkü onun rakipleriyle oynayacağı maçlar düşüncesiyle buradan aldığı puan artı. Fenerbahçe'de hiç kaybetmeyi düşünmediği Alanyaspor'a karşı bir puan kaybetti. Zirvedeki bir e, kayıp hazine yani bu açıkçası. Daha doğrusu işte bu e, kaybolan puanla da lider el değiştirdi. E, dolayısıyla e, Fenerbahçe'nin beklemediği e, bir puan kaybı e, maçın özellikle ikinci yarısı e, açıkçası rulete döndü bir ara hı hı. yani atacak takım galip gelecek gidecektik son uzatmalarda dahi Fenerbahçe yüklenirken 3. gol için fırsatları yakalarken fırsat da verdi kendi kalesinde yani skor e, 3-2'de 2-3 bitebilirdi ama son 15 dakika 20 dakika itibariyle iki takımda yakaladıklarından yararlanamayınca puanlar paylaşıldı eee Alanya için kazanç, Fenerbahçe için kayıp oldu. Pozisyonlara başlayalım mı hocam? 23 tane pozisyonumuz başlayalım. var. Gerçekten yoğun da bir maç oldu bu anlamda. Hemen ilk dakikayla başlayalım. tadic Richard mücadelesi bu pozisyonda. Şimdi ben bu pozisyonu neden aldım biliyor musunuz Evet hocam. Arkadaşlar getirsin. Biz bir fotoğraf olarak getiriyoruz. Daha bu 20. saniye. Evet. Burada çok net Çağdaş Altay'ın gözünün önünde 20. saniyedeki bir faalü var tad için. iki eliyle birden itiyor. Topa sahip olup Fenerbahçe bir golü pozisyona giriyor. 20. saniyede Çağdaş Altay tedirginliğini, stresini ve yaşadığı baskıyı şu pozisyonla hissettirdi. Bu pozisyonu hissettirdi. Bu pozisyonu onun için aldım. Peki hocam. ikinci dakika Fatih ile Ceko arasında. Şu pozisyonu devam ettirerek. Ee, mesaj verdi. İkinci dakikadayız hocam. Topu oyuna sokma. E... Ya burada mesela atışması mı? Şöyle diyorsun? bak. 3 kelime, mi? iki kere mi? Üç kere mi ne? Topu atıyor. Ceko geri veriyor. Atıyor veriyor. Yani ve Çağdaş Altay orta sahadan sadece diyor ki topu koy diyor. Yani Ceko'ya açıl falan demiyor. Sadece Alanya Sporlu futbolcuya sen topu koy diyor. Ve bu pozisyon daha ikinci dakikanın içerisinde bir management dediğimiz yani yönetimi burada aksak başladığının, burada e, engelli bir şekilde başladığının göstergesiydi. Anı olayı yönetmek anlamında. Ve sonrasında da sirayet etti zaten. Peki hocam e, burada sıradaki pozisyonumuz dördüncü dakika. Agosto. Devamında. Şimdi bu bir şey söyleyeceğim. Burada 20. ilk gösterdiği sarı kart. Dördüncü dakika. Hı hı. Ee, Carlos Eduardo. Şöyle söyleyeyim. Biraz sonra bakacağız tabii sebepleriyle itibariyle. Sebepleriyle itibariyle belki bir şey denmez. Ama şunu söyleyeceğim. Acaba burada bir he, anı yönetse bir hakem olarak orada ağırlığını koysa futbolcuyu çağırsa onunla açık net maçın başında mesaj vererek konuşsa burayı bu şekilde hakemi vasfını kullanarak yönetse bundan sonra 8 dakika içerisinde oluşacak o toplam 3 sarı kartın önüne geçebilir miydi acaba? O yüzden bu poz evet, baktığında işte hemen kullanıyor o ayağını koyuyor. Ben Son 4-5 haftada bunun gibi birçok pozisyon çıkartırım. hakemlerin pozisyonda daha farklı bir yaklaşım ile yönetimini daha olumlu olarak. Hani bazen vardır dakikasıyla, skoruyla çok önemlidir. Hı hı. Bu hareketi yaptığında disiplin cezasını göstermek. Ama dördüncü dakika bunu farklı şekilde yönetebilir miydi? Ve bu yönetim şekli. İlk 8 dakikada gösterdiği diğer sarı kartlar anlamında e, göstermemek için olumlu olur muydu? Bence bir düşünsün. Bir dakika sonrası Leroy Fer'in e, Şimanski'ye yaptığı müdahale. Burada Bak akışta işte şimdi sana bir şey göstereceğim. Bak avantajı oynatıyor. Avantajı kaybettikten sonra bak bir, bir anda kafaya dank ediyor. Sonra dönüyor. Yani aslında o ilk sarı kart ve maçın başındaki o tedirginlikle birlikte ya diyor şimdi maç o kadar hararetli başladı ki bir anda böyle e, kendini kaybedersin. O avantajı gösterip avantaj bitti. Bak, hala avantaj gösteriyor. Bak Alanyalı topu almış gidiyor. O zannediyor ki Alanyalı ataktaymış gibi hala avantaj gösteriyor. Avantajdan dövüş zamanı avantajı gösterdi. Alanyalı da topken yani bir, bir motivasyon ve konsantrasyon kaybı yaşadı demiyorum. Onunla başladı maça zaten. Hı. Ama bunun nedenleri var işte. Evet. Peki. Ha kart anlamında doğru mu? Doğru. Doğru. Şimanski'nin sarı kartı hocam. Aliti'ye. Burada Şimanski Aliti'yi karşılar. Burada ayak ayağa basma var mı? Yok. Evet hocam. Normal bir faal. Neden gösterdi? Çünkü dört dakika içerisinde iki sarı kat gösterdi karşı takıma. Kendince bir standart. Koydu ya öyle. şimdi işte bak. ilk pozisyona gidiyoruz o yüzden. Evet. Normal bir foul. Kartlık bir foul değil bu. Peki hocam. Alain... Çünkü bak. Burada mesela bunu gösterdi. Şimansı bir pozisyonda. Karmaşa da rakibini itti. Mesela orada Şimansı itti diye ikinci gösterse bu ilk çok ağır olacaktı. Dakika sekiz. Evet dakika sekiz. Üç tane sarıka çıkınca üst üste yönetimini farklı bir şekilde icra edince dağıldı. Peki hocam Alanyaspor'un gol dakikası e, burada Antonio Agustoy ile öne geçti. Alanyaspor öncesinde bir e, incelemede yapıldı bir süre çünkü beklendi. bir Herhangi bir e, gol öncesi atak başlangıç fazı olarak kabul edilip faal olarak nitelendirecek yukarıdaki akışta siz arkadaşlar Şimanski'de kaldınız. Değiştirecekler hocam şimdi. Yukarıdaki akışı bir tamam, ben de onun için gol anını alabilir Ben mi? de onun için aynı. şey, Hem de aynı zamanda bakalım. Tabii tabii bakalım. Ee, belki gözümüzden kaçmış bir şeydir. Yani biz ne olduğunu biliyoruz da. Belki gözümüzden bir şey kaçabilir. Eee... Herhangi bir atak başlangıç fazı olarak değerlendirilecek hı hı. bir faul yok. Ne ferdiyle girilen mücadelede ne de jiku ile girilen mücadelede. O yüzden gol nizami. Barış yukarıdaki gol anını bir alabilir miyiz bir akışa? Hala Şimanski'nin pozisyonunda kaldı. Evet. Hocam bir kez daha akışlarını izleyin. Siz zaten pozisyonu ben, yani yine de e, biz de falan izledik ama hani olur Aha. gözümüzden kaçar. Ferdi burada Ferdi'nin olan mücadelede bir foul yok. İkisinde de yok. E, dolayısıyla gol öncesi hani çok incelediler. iki pozisyon olduğu için mi? O da bana çok enteresan geldi. Aslında herhangi bir şey yok. Gerçi hani burada temaslar olsa falan bile hani varın karışabileceği bir durum. var mı beklendi acaba hocam? Yok yani bilmiyorum. Yani, yani hani aslında bakınca offside olmadığı belli oluyor ama hani kesinlikle yani olarak. Yok o değil yani şu ilk ve ikinci hareket herhalde ama yani bu kadar en iyi konu bu kadar uzun süreli maçı başlatma gol ve maçı başlatma arasındaki zaman ele alındığında gerçekten uzun sürdü. Erkan Engin vardı vardı evet. da belirtelim. Herhangi bir faal yok ikisinde de. Peki hocam Mert Agusto mücadelesi Agusto'nun faal beklediği an burada Agusto'nun itirazları da var. Alanya Spor kazandığı topla kontraya çıkarken orta alanda Şimdi Zaten maçın başından böyle bir dağılınca dengesi böyle hani bir konsantrasyon kayıplarını yaşayınca öyle fauller çalıp öyle pozisyonları oynattı ki faal olup yani bir an standarda tutturamadı. Maçın başı itibariyle. Şimdi burada ne kadar ben faallere takılmıyorum o faaldir bu değildir şu an itibariyle. Ama bunun sonrasında o Agustin üç kere üst sürse tekerrür eder o itirazı defaatle yani aynı an içerisinde elini kolunu sallaması bak yanına doğru gitmesi o yandan görmesi bak sallıyor gidiyor yanına konuşuyor ediyor bak hala eliyle dur dur diyor bu kadar duyarsız kalması oyun durduktan sonra bile oralı olmaması zaten burada futbolcular Çağdaş Altay'ı çözdü. Ve tedirginliğini, tırnak içerisinde titrekliğini, deneyimsizliğini hepsi özellikle Alanya Sporlu futbolcularda farkına vardı. Ve bundan sonra her pozisyon itirazlar temaslı olmaya başladı. Kart veriyor mesela Şimansi'nin pozisyonunda futbolcu geliyor bravo diyor. Diğerinde dokunuyor, itiyor, kakıyor. İtiraza bu hale geldi. Çözdü. Futbolcular hakimi çözdü bu maçta. En başından. Anladılar deneyimsizliğini ve tedirginliğini. Peki hocam 28. dakika Çağlar Eduardo mücadelesi burada Eduardo yerde kaldı. Oyun devam etti hocam. Eduardo kalkamadı bir süre. Evet. Sonrasında da net bir faal. Oyun durdu ve yedek kulübelerine kart çıktı hocam. Evet, en sesine doğru yaptı. Net bir faal. Bundan sonra işte bir taraf faal bekliyor bir taraf oyunun niye durdurdun diyor. Artık gitti. Gitti koptu koptu yani. O maçın başı bak kaçın dakika bu dakika arkadaşlar? 26 hocam. 26 28 yani. özür dilerim. Ee, 28. İlk 10, dakikada falan koptu zaten. Bak bundan sonra burada işte Alanyalı futbolcu geliyor omuzundan tutuyor itiraz ediyor. Fenerbahçe kulübesi itiraz ediyor. Alanya kulübesi itiraz ediyor. Onlara kartlar çıkıyor bu faali görmüyor. Ondan sonra oyunu durduruyor. İnanmıyorsan durdurma. Peki hocam Ağustos'un Mert'e faali var. Bir dakika sonrasında 29. dakika. Burada da tabi bunun açısı aşağıdaki verdiğimiz fotoğrafla anlaşılmaz. Ee, burada bu kol vücuda doğru Hı -hı. yani yüze kural dışı illegal use dediğimiz bir eylem değil. Yani veriliyorsa foul verilir ama katlık bir olay değil. Peki hocam 42. dakika Duşantad için Richards'a yaptığı müdahale. Burada sarı kart çıktı. Günün konuşulan pozisyonlarından birisi hocam. Şimdi bu pozisyon bir borderline dediğimiz sınırda. Neden? Çünkü bu pozisyonda çık dışarı hakemlerin arasında ...halkın, taraftarların arasında bile... ...kendi kriterlerince... ...sarı veya kırmızı diyecek... ...insanlar bulacaksın. Bu pozisyonda... ...Tadiç... ...topla oynadıktan sonra... ...rakip Alanyalı kim futbolcu? İsmini rica edin, Richard mi? hocam. Efendim? Richard. Richard kayıyor ve Tadiç'in... ...basarken Tadiç... ...o kaymasıyla ayak aşağıya gelirken... ...Tadiç basıyor... Ve bileğin biraz üstüne. Ayağının bükük, kırık biraz olması. Güç transferi, yoğunluk, mesafe. Sanırım Çağdaş Altay bu kriterleri göz önüne alarak takdir hakkını sarı karttan yana kullandı. Kırmızı da verse bu pozisyonda bu, bu şekilde sarı da verse varın karışamayacağı bir pozisyon. Ama ben bu saydığım kriterler, pozisyon, tadı için hareketi, şey yoğunluk. Ben buradan izlediğimde kırmızı diyorum. Kırmızıyı verse daha daha doğru olur. Ama sarı verdiğinde buna var niye karışmadı diyemezsin. Öyle bir pozisyon. Şimdi borderline diyecekler. Ben borderline'ın biraz daha ötesindeyim. Kırmızıya yakınım. Bu pozisyon sonrasında hocam Oğuz Aydın bir var işareti yapıyor. Alanya e yani ne kart onu görüyor. Sarı kart görüyor. İtirazdan dolayı gördüm biliyorum. Hı hı. Yani bak bu pozisyon önemli. Bak pozisyonun ilk temas anı o tam bilek ayak bilek, biraz daha üstüne gelip kayıyor. Hı hı. Yani burada bu riski almayacak Tadiç'i. Şimdi Tadiç'i kurtaran kriterler var hakeme göre. Mesela ben o kriterleri burada saymama rağmen o kriterler benim kırmızı vermemi engelleyen kriterler değil. Çünkü yoruma dayalı. Ben burada Tadiç'in bu ayağa kalktıktan, vurduktan sonra kalkıp futbolcu kayıyor. için dikkatli o riski almaması gerekir diye düşünüyorum. Derbi derbi, derbi derbi.